Ben Feridun Büyükyıldız, kütüphaneciyim. Bodrum İlçe Halk Kütüphanesi'nde hala görev yapmaktayım. 16 yıl kadar da Milli Kütüphane'de görev yaptım. Üniversitenin ilgili bölümünden de mezunum. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden mezunum. Tabii onun dışında farklı yaptığım şeyler de oldu. Bütün Dünya Dergisi'nde bir süre yazdım. Mete Akyol rahmetli vardı o zaman. Çok da beni motive etmişti yazmam konusunda. Daha sonra Talat Almanların olduğu, Işık Kansuların olduğu Cumhuriyet Ankara ekinde yazdım. Ankara'ya da şehir hikayeleri anlattım. Sonra o şehir yaklaşımı, şehir merakım Başka Kent Ankara diye bir kitap doğurdu. Başka Kent Ankara, Ankara'yı biraz akademik soğukluktan uzak anlatıyordu. Yani Ankara'nın insan manzaralarını, enteresan taraflarını, kalenin gizli geçitlerini, Dikmen'deki kayak merkezini, 63'te ulusun üzerinde çarpışıp ulusa düşen uçağı, orada sağ kalanları, böyle enteresan taraflarını, gar yapılırken bulunan petrolü falan, ilginç taraflarını anlatıyordu. Okuyucu tarafından da çok beğeniyle karşılandı. Onun üzerine Ankara basınında da epey bir söyleşilerimiz oldu Ankara üzerine. Onun dışında çocuk, oğlum büyümeye başladığı zaman nitelikli çocuk edebiyatına ben biraz kafayı taktım. Çünkü çok önemliydi çocuk edebiyatı. Çok zor bir alandır çocuk edebiyatı. Yani diğerleri kadar eliniz çok rahat değildir. Daha çok düşünmek zorundasınız. Daha önemsemek durumundasınız çocuğu. O anlamda çok çocuk, nitelikli çocuk edebiyatının da olmadığını görünce yazmaya başladım ben oğlumla beraber. Kütüphaneci Sincap diye bir kitap yazdım. Orada Kütüphaneci Sincap'ta dünya klasiklerini anlattım bir sincabın üzerinden. Yalnız bir sincabın kütüphaneyle tanışmasıyla zenginleşen dünyasını anlattım. O bir çocuk oyunu da oldu Ankara'da. Onun dışında Sihirli Tatil diye bir kitap yazdım. Sihirli Tatil'de de çocukların sihir büyü nerede başlar, nerede biter, o ayrım konusunda kendilerini sorgulamalarını sağladım. Hep çocuklara kavramlar üzerinde, kavramları anlatmaya çalıştım biraz. İlgisini çekti, okur anlamında da ilgisini çekti ama daha çok akademik camia ilgisini çekti nitelikli çocuk edebiyatında. Aradılar, sordular, fikirlerinizi sordular bu anlamda. Sonra en son yayınladığımız Can Yayınları'ndan Gök, Deniz ve Toprak diye bir kitap daha var. O ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin her maddesini bir hükümdarın yaşamı üzerinde gerekçeleriyle beraber anlatır. Yani çocuk kitabı okuyup bitirdiğinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni öğrenmiştir aslında. Yalnızlaşan bir hükümdarın, mutsuzlaşan bir hükümdarın mutluluğu arayışı ve onu da çocuklarını gönderip o onar madde getirmelerini istemesi, o topladığı onar madde de insan haklarıdır. Aslında dünyanın mutluluğuyla mutlu olabileceğini, yalnız mutluluğun olmadığını, bunun da insan hakları çerçevesinde bir yaşamın oluştuğunda var olabileceğini anlatan bir kitap. Şimdi 5. baskımızı yaptı. Yani insan hakları gibi bir konunun çocuklar tarafından okunması, o hale gelmesi beni de ayrıca mutlu etti. Onun dışında Bodrum'dayım. Bodrum'a geldikten sonra tanıdık basından arkadaşlar yazmamı da istedi. Bodrum gündemde zaman zaman buranın da yine Ankara gibi böyle eski enteresanlıklarını arayarak yazıyorum. İşte Gümüşlü'ye 1944'te gelen destroyerin, yaralı bir geminin hikayesini yazdık. Öyle enteresanlıkları buldukça yazmaya devam edeceğiz. Gök, Deniz ve Toprak ismi de evrenselliği çağrıştıran bir isim de vermeye çalıştık. İnsan haklarıyla paralel düşsün diye. Gök, Deniz ve Toprak 5. baskısını yaptım. 6. baskı yolunda ilerliyor. Can Yayınları'ndan yayınlandı ve diyenarlarda rahat ulaşabilirler. O konuda yayın evimiz bir sürü yere ulaşabilecek noktada. Yani hangi yayın evinden çıkmıştır, hangi yazardır, bunlar önemli. Özellikle çocuk edebiyatında çok önemli şeyler. Küçücük bir yanlışlık, kitapta bundan çok küçük bir yanlışlık. Hatta büyük yanlışlıklar yapılıyor ki çocuğun hayatını etkileyecektir. Çocuğun
geleceğini etkileyecektir. Yani onun için bahsettiğim yayınlar, işte can yayınları olsun, diğer bunun yanı sıra olan yayınları hep bir pedagogdan geçerler. Ben sadece benim yazdığımla bitmiyor bu. Editör çalışması gibi yanında bir çocuk psikoloğunun da onaylayacağı bir çalışmayla birlikte yürüyor. Zaman zaman bu şurada şunu atlayalım dendiği oluyor ya da bunu yumuşatalım den karşılıklı psikologla da görüşmelerle sürüyor. Benim kitabımın birinde mesela sincapın doğasında annenin terk edişi var. Aslında bir sincaplar öyleymiş ki çocuk kitaplarında da bir doğayı anlatıyorsanız onu da araştırmanız gerekiyor. Sincapın hayatına dair yaşam nedir? Sincaplar ağaç kakan kovuklarına koyar ve terk ederlermiş yavrularını. Bunun üzerinde bir de o psikologla görüştük, uzun uzun tartıştık. Verelim mi, vermeyelim mi bu öyküde? Bu hassasiyetle yapılıyorsa doğrudur. Belki de bizim gibi insanların çocuk edebiyatında uğraşması bu nitelikte yapılmadığı için. Yani yoksa roman benim gözümde biraz daha, bir tık daha kolaydır. Yani bir mimaridir, bir inşa sürecidir, bir emek işidir aslında. O biraz daha, bu anlamda eli daha rahattır romanda, daha kolaydır çocuk edebiyatından. Zor bir iştir ama doğrusunun da yapılması gerekir. Yani bu teknolojiler elbette hayatımıza girecek, kaçamayacağız. Ancak bir küçük bir çocuğa tableti vermek, aslında şöyle düşünmek lazım ki bunu da böyle söylüyorlar çeşitli makalelerde. Önünde akan o kadar hızlı dünya var ki çocuğun, yani odaklanma sorunu gibi bir sorunu var bu çocukların şu anda çağımızda. Efendim çocuğum odaklanıyor ya da hiperaktif midir nedir, yani siz öyle bir dünya, öyle bir ekran veriyorsunuz ki çocuğun önüne, önünde renkler akmakta, önünde olgular akmakta, insanlar akmakta, tüketmekte, onu tıklayıp başkasına geçmekte, diğerine geçmekte, beğenmeyip atmakta, yani bu elbette odaklanma sorunu yaratacak. Yani kitaba geldiğiniz zaman hem gerçek, geçmişte sahih dedikleri daha rafine bir bilgi elinde olacak, hem dikkatini toplayabileceği, uzunca oturup meşgul olabileceği kitap biraz daha kendine döndürür, içe dönmesini sağlayacak. Çocuğun da büyükler için de öyledir. Yani diğeri tüketip tüketip attığın, baktığın, tıkladığın, beğendiğin, geçtiğin, sanal ve çöpe attığın bir paylaşım aslında. Yani kitapta olan paylaşım hemen çöpe atacağınız bir paylaşım değil, ömür boyu taşıyacağınız bir paylaşım. O anlamda birbiri arasında bence dağlar kadar fark var ve kitap hala önümüzdeki zamanlarda da yerini koruyacaktır diye düşünüyorum. Bizim 8 artı diye devam ediyor can yayınlarının ama çoğu da bu kitap konusunda yani büyüklerin de okumasında keyifle bir insan hakları, bir hükümdarın nasıl yalnızlaştığını, nasıl kendini kapatıp duvarları örüp kendi duvarlarında sıkıştığını görecekler. Mutluluğu aradığı zaman yalnız mutluluğun olmadığını, çevreyle beraber, çocuklarla beraber, insanlarla beraber mutluluk olabilir. Onların mutluluğuyla ancak mutlu olabileceğini görecekler. Bunun da yolu insan haklarına saygıdan. Dünyayı oluşturan kuralların, yaşamı bina eden kuralların insan hakları üzerine kurulduğunda ancak olabileceğini görecekler. Her bir maddesinde bir gerekçesiyle falan anlatır çocuklara. Niye böyledir? Her bir madde üzerinde bir olay örgüsü vardır hikayenin içerisinde. Verdik çocuklara, hediye ettik. Bakalım umarım onlar da beğenirle okurlar. Gümüşlük, Lindos, Halikarnas vesaire bu coğrafyaya baktığımız zaman çok fazla yok. Onun için yabancı kaynaklar biraz daha fazla, arkeoloji kitaplarında biraz daha fazla. Yani oralara girmek lazım. Basitçe bir şeyle maalesef ilk etapta bulabileceğiniz çok bir kaynak yok. Ama artık olması da lazım. Birilerinin bunları bir ortaya çıkarıp derleyip toplayıp yazmasında yarar var. Bodrum
bir sürü konuda zengin ama bu konuda zengin değil maalesef. Evet. Bu konuda Bodrum tarihi. Mesela antik bir gravürde, antik Halikarnas'ı anlatan bir gravürdeydi. Muhteşem bir şey. O antik tiyatrodan baktığınız zaman Mozellum ortada duruyor. Siz antik tiyatrodan oturduğunuz zaman muhteşem bir Bodrum manzarası görüyorsunuz. Yani her bir çizim, her bir parça ayrı bir zenginlik. Bunların her biri bambaşka şeyler. Bunları o çizimlerde kalmış. O yani onların hiçbiri anlatılmamış, düzgün anlatılmamış, yazılmamış. Yani bu konuda inanılmaz bir şey, enteresan bir şey ama çok fakir bu konuda. Kendini anlatmak konusunda çok fakir. Aslında bir bina tahsis edildi şey için, Bodrum Şehir Müzesi. İlk defa Bodrum Şehir Müzesi'ne kavuşacaktı. Güzel bir bina, eski bir taş bina, eski kaymakam, Bodrum hakimi hikayesinde yer alan, o kitapta da, o şeyde de yer alan o binadır ayrılanda. Çok da güzel, restore edildi, her şey bitti. Açılmıyor. Yani içini nasıl dolduracağı düşünülüyor. Yapmaya çalışan insanları da az buçuk tanıyorum, görüşüyoruz falan. Çok önemli yani. O şehir müzesi, İnegöl Şehir Müzesi doludur biliyor musunuz? Yani veya gidin Anadolu'da bir kasabaya, onun şehir müzesi doludur. Bodrum Şehir Müzesi daha açamadı yani. İçinin işte tarihle, kaynaklarla doldurmayı bıraktım. Henüz açamadı. Çok yani Bodrum için ayıptır. Umarım yakın zamanda açarlar. Yani bunlara kaynak ayırmadığı sürece, kendi tarihine kaynak ayırmadığı sürece, Bodrum'un tekneleri veya burada yapılan dünyaca ünlü tekneler vardı geçmişte. Geçtim işte Halikarnas dönemlerini vesaireyi, yakın tarihe geldiğim zaman. Yani Cevat Şakirli'yi anmaktan ibaret değildir Bodrum. Sadece onu anmakta, sadece Cevat Şakir değildir. Daha gerileri vardır, dediğiniz gibi Karayanlar vardır, Lelekler vardır vesaire. Yani bununla ilgili birkaç çalışma yapan Bodrum'la, yerel tarihle uğraşan insanlar var. Onlar da çok kısıtlı imkanlarda, onlara imkan sağlandığı yoktur. Büyük konserler, büyük organizasyonlar olur ama küçücük bir kitabın 3000 lira, 5000 lira kaynağı bulunmaz, hiçbir yerden çıkmaz. Oysa o küçücük kitap neleri anlatacak yani? Bir sürü insan için önemli kaynak, bir sürü şey yürüyecek orada. Bir sürü film olacak, bir sürü roman çıkacak o hikayelerin içerisinde, o kaynakların içerisinde. Yani küçük gibi görünen çok önemli şeyler bunlar. Bu tür yayınların desteklenmesi asli görebilir yerel yönetimlerin, hükümetlerin diye düşünüyorum. Ben hala görev yapmaktayım Bodrum İlçe Halk Kütüphanesi'nde. Cumhuriyet Caddesi, Barlar Sokağı diye bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde tam belediyenin Mahve Kafesi'nin önünde 150 yıllık bir taş binada kuruldu kütüphanemiz. 1955'ten bu yana görev yapmakta. Tabii binanın daha da geçmişi var. Yunanistan'dan binanın eski sahibinin torunları geldi. Bir de kitap yaptı. Kendisine söylemiştim, bu kitabı bitirirsen getir diye. Getirdi, bakın deminki sorunuzla da bağlantılı. Kitap yerel tarihi anlatan muhteşem bir kaynak. Ancak çevirisi yok, Yunanca çevirisi. Defalarca onu da izah etmeye çalıştık. Gerçi yazarla sorunlarımız var dendi. Belediyeden ve diğer yetkililerle görüştüğümde bu kitabın niye çevrilmiyor dediğinde. Çok değerli bir kaynak, orada duruyor örneğin. Gelelim kütüphanemize. 8.30-5.30 hep açığız orada. Pazar ve pazartesi haricinde iki gün dinleniyoruz. Onun dışında da biz gönüllü, Gümüşlük'teki gönüllülerle Peksimet Çocuk Kütüphanesi'ni kurduk. İnanılmaz bir öyküdür o da. Hep beraber bir küçük çatı arasından buradaki arkadaşlarla. Yani içerisinde müzik dersi verilen, resim dersi verilen, tiyatro oyunu çıkartan bir kütüphaneye dönüştü. Hala eli Gümüşlük'teki arkadaşların, eli Peksimet'teki kütüphanenin çocukların üzerindedir. Hala onların okul giderleri vesaireleri bizleri ilgilendirir. Sadece kütüphane kurmakta da kalmadık. Aileleriyle de ilişkilerimiz sürdü. Onun dışında yine bir Zeytin Taneleri diye bir kütüphane girişimine başladık. İlkini Kent Park'ta önümüzdeki aylarda açacağız. Zeytin Taneleri Kütüphane diye bir çocuk bölümü. Nerede?
Kent Park açılmak üzere Bodrum Belediyesi'nin. Belediye sağ olsun bir bölüm ayırdı. Tabii ki siz yapmak istiyorsanız buraya bir çocuk bölümü yapabilirsiniz dedi. İlk işimiz aslında hedeflenen bu zeytin taneleriyle dağınık Bodrum Yarımadası'nın merkeze gelemeyen yörelerine birer çocuk kütüphanesi yapma projemiz idi ve hala sürmekte. Artarak da gitmekte gönüllüleri. Projeyi anlattığımızda mekan olarak ilk Kent Park'ın içerisinde diğer verdiler sağ olsunlar. Oraya biz gönüllüler ilk zeytin tanesini koyacağız. Ondan sonra diğer Yalıkavak'ta vesaireydi diğer bölgelerde bina, mekan bulduğumuz an hemen oralara da açmaya devam edeceğiz. Yani kütüphanecilik maceram sadece devlet memuru kütüphanecisi kafasıyla gitmiyor. Sivil yerli halkla da birlikte bir şeyler üretmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.